vermişti Bahar'ın ismini? Yeşim, Esin, Selay. Üç müydü? Melike de mi verdi? Biliyordu, ben kendimi vermeyeceğim için. Ha. Anladım. Ne diyorsun? Yeşim, Esin ve Selay. Düşündün mü bu konu üzerine hiç? Kıskandıklarını düşünüyorum. Arkadaşlarımı bile kıskanıyorlar artık. Öyle boyuttalar ki. Nasıl? Yağmur'la arkadaş, biz arkadaşız zaten. Tekrardan arkadaş oluyoruz bazı şeyleri aşarak. Hı. Onu bile kıskanıyorlar. Çok kıskançsınız. Meral, Yeşim'e soralım bence önce bir. Kıskançlık konusu geçerken de küpemin falan böyle düşmesi çok... Artık. Yer çekimi o, yer çekimi. Başka hiçbir şey değil. Yer çekimi mi? Hı-hı. Buyurun. Ya ben genelde hani siz böyle Yağmur'la yaparak ve bağırarak konuşmam. Yağmur'la bir samimi olmuştunuz. Bahar'la onların arası bozulmuştu. İşte bu kıskançlıktan ilk sana o yüzden soruyorum. Yağmur'la samimi olmamın, Yağmur'la Bahar'ın küsmesinin... Bu alakalı... oraya denk gelmişti ya. Selay da demişti ki onun duygusal boşluğundan yararlanıyor. Kim söylemişti? Meral için söylemişti. Ha, Meral için. Da doğru, evet. İlginç bir olay da var şimdi Ökhan Hanım. Bak sana söz verdim, benden, Meral aldı. Benden evet, yine Meral'e sekti. Artık sözünüze sahip çıkın, ben takip edemeyeceğim. Selay orada Bahar'ı korumaya çalışıyordu. Yani bayağı iyi anlaşıyorlardı. Şimdi ne oldu da Bahar'ın ismini verdi? Valla ben Bahar'ı... Çok ben, ilginç değil mi? O da enteresan bir evet, soru. Pardon da isimleri verirken karaktere ya da anlaşmaya göre vermiyoruz ki. Ben açıklamasında yaptım. Biz onunla arkadaş değiliz ki. Yani ihanet etme gibi bir durum söz konusu değil. Ben dedim ki ben senin hazırlanışını beğenmedim. Onun için ismini veriyorum dedim. Ya da senden hoşlanmamayla ilgili verseydim direkt senin adını verirdim zaten. İlerleyen haftalarda tutumunu çok merak ediyorum. Ben çünkü senin farklı bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum da. Fazla kafa patlatma bana. Kendine ilgilen. Uyanık birisi sabah da duydum kendini açıkçası. Zaten telefonda konuşuyordun. Başarılı olmuşsun. Çok uyanık birisi olduğunu düşünüyorum. Gözüm üstünde mi diyorsun Selay? Aynen. Çok uyanık birisi olduğunu düşünüyorum. Ne açıdan? Yaşına göre olgun da davranmadığını düşünüyorum. Çünkü fırsat kovalıyor 3 yaş var Selay, yani. Bir saniye. Şimdi baktığımız zaman hani buradaki herkesin bir çizgisi var. Bu gider, bu kalır, bu gider, bu kalır diye yorumlar yapabiliyoruz ve Selay orada Bahar'ın gitmeyeceğinden %100 emin olduğu halde bence fırsat kovaladı. Böyle ters köşe yapmaya çalışıyor. Yani Selay'la ilgili düşüncelerim zaten Bahar benim. Bahar ismini verince nasıl bir ters köşe oluyor? Yani şöyle, zaten Özge'nin tarzı çıkan arkadaşlara göre daha kötüydü. Hı hı. Ve Selay çok iyi biliyordu ki oraya Bahar ismini vermesi tamamen şov amaçlı bir şey olacaktı yani. Yani o da Bahar'a karşı olanlara dahil mi havasını vermek istedi? Belki öyle, belki de şovunu iyi oynamak istediği için. Şov demeyelim de şöyle Nasıl bir fayda sağlamış olabilir anlayamıyorum. Anlatır mısın biraz? Belki şunun, benim şu an bu yorumu yapıyor olmam bile Selay'ın planları arasında bir şeyden, ben bunu yaparsam yarınki çekim, pazartesi günü olan çekimde bu konuşulabilecek. Aa bak, Bahar'ın ismini verdiler diyecek. Ama Bahar'ın ismini veren herkes için geçerli olabilir bu. Yani ben Selay'la ilgili net konuşuyorum. Çünkü geçen hafta Selay Bahar'a karşı bayağı bir korumacı, bayağı bir arkadaş canlısı. Ne oldu peki? İşte ne oldu? O kadar dışlamayı denediniz ki belki insani duyguları kabarmıştır. Bahar'cığım, burada kim seni dışlıyorsa sen kendi yapıyorsun. Çünkü ben sana bakıyorum. İnsanların önünden geçiyorsun, kıskançlar. Sana kim ne tepki gösteriyorsa hepsi çok haklı bir şekilde tepki gösteriyor. Selay. Meral'e tek bir cevabım var. Çok sert yapıyor yani. Kişi kendi gibi bilir karşısındakini diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Görünen bence köy ona kılavuzu istemezmiş. Cevap. Çünkü ya bir önce bir dinle be. Bir dinle. Sakin. Allah Allah. Az önce burada hüngür hüngür ağlıyordun. Şimdi oraya gittin gene başladın ya. Selay, benzer bir duruma düşebilirsin. Dikkatli konuş lütfen. Allah korusun. Meral'le aynı duruma düşmeyeyim de. Ben yani Selay'ın neden olduğunu, yorum olmadığını, yaşına yani göre davranmadığını. İnsanlar bence izleyince anlıyordur neyin ne olduğunu. Evet. Bahar konusuna da gelince zaten Galata açıklamasını yaptım. Dedim ki iyi hazırlanmadığını düşünüyorum dedim. Ki bugün Bahar'ı yeri geliyor ben de kızıyorum, laf söylüyorum. Yeri geliyor bir şey de söylüyorum. Yani
birini sevip sevmemem, burada adını söyleyip zaten Bahar'a oynasam o zaman adını söylemezdim. Yani bu mantıksızlık artık nerede bilmiyorum. Yani Meral'le hiç konuşmak istemiyorum. Bana da yorum yapmasın diyorum. Bu tarz oturup planları, programları yapan kişinin de kendisi olduğunu düşünüyorum. Mümkünse de benle ilgili kıyafetim dışında fazla yorum yapmazsan yalnız sevinirim. Değilsin. Sınırlarını aştın çünkü. İyi kıvırdığını düşünüyorum ben Selay'ın. O yüzden evet gerçekten. Sen beni nereden tanıyorsun? Gerçekten. Bir kere merhabamın dışında bir muhabbetim yok senin. Çizdiğim profil niye bu. Niye foyanı ortaya çıkarttım diye mi böyle pardon, oldun? Pardon ne foyan sen var desem benim foyamı ortaya evet. çıkartabilirsin. Böyle bir yorum yapamazsın arkadaşım. Kıyafetine gösterdiğim yorum yaparsın. Bu. Karakterime yapamazsın. Bak ben seninle ilgili bir karar almıştım. Karakterinle ilgili hiç konuşmama adına. Az önce de benim insan duygularım evet fazladır sana bile üzülüp burada gözlerim doldu. Ama fark etmez ben nefret ettiğim insana da aynısını yapabilirim. Bahar'a da kızarım, severim, yeri gelir korurum. Hiç benim için böyle yok. Benim karakterim böyle. Evet. İster hoşuna gider, ister gitmez ama sen tekrar uyarıyorum sınırlarını çok aşıyorsun. Dikkatli ol. Aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben her canlıya saygı duyuyorum. Asla nefret duyguları barındırmıyorum. Kime saygı duyuyorsun ya? İkincisi dinlemesini öğren. Üçüncüsü, evet senin çizdiğin profil bu. Ben seninle münakaşaya girdiğim için seninle ilgili yorumlarımı söylemekte en doğal hakkım. Sen seninle ilgili yorumlarım, seninle düşüncelerim, seninle ilgili düşüncelerim de bu. Sen kesinlikle sınırlarını ve kontrolünü bilmeyen bir insansın. Gerçekten. Yeşim sana döneceğim ama konuyla ilgili mi yorum yapacaksınız? Ha. Bahar'la ilgili biraz ben yorum bekle. Yapacaktım. İlla ki gelecek sana birkaç söz tekrar. Küçük, Yağmur'la başlayalım. Bunu. Tuğba ve Esin'le devam edelim. Selay kendi ağzıyla az önce söyledi. Ben severim de öyle de yaparım, böyle de yaparım bilmem ne gibi cümleler kullandı. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Selay'ın çok net bir rengi olmadığını düşünüyorum yeşile. Bunu söyleyen yani birbirinize girip burada... Ondan sonra ya yapmayın bak, arkadaşlar. Hayatım canım benim ya. Bak sen bazı komik şeyleri karıştırıyorsunuz ya. Ne ya sen niye yavaşlıyorsun? Komik duruma düşüyorsun. Sakin olun. Benim sesim bu ne yapabilirim? Tamam. Neden bağırıyorsun ya? Sinirleniyorum bağırmam çok kız. Normal değil mi? Ben onunla hadi tartışıyorum sen oradan ne diyorsun? Komik görünüyorsun ben de seni sana görüyorum. Ne? Sana ne? Tamam, benim yorumumdan sana ne? Tamam, sizin aranızdaki meseleyi birazdan geleceğiz. Yağmur tamamla Selay cevap veriyordu. Selay'a hani diyor ya gerçekten böyle de yaparım, öyle de yaparım. Ben Selay'ın yaşına istinaden bir renginin olmadığını tam olarak düşünüyorum. Aynı fikirdeyim Yağmur'la. Sizin fikirleriniz hiç umurumda değil. Benim rengim de belli, karakterim de belli. En azından bir öyle bir böyle zaten yapmıyorum. Zaten biz de belli olduğunu ya söylüyoruz. Ya Meral bir sus canım, ya. Bu seni ilgilen. Ben Yağmur'la böyle bir öyle bir öyle yapmıyorum Yağmur. Diyorsun. Öyle bir öyle bir öyle yapıyorum diyorsun az önce. Ben severim ya diyorsun. Ya diyorum ki diyorsun. Ben kavga ettim diye. Biz de seviyoruz da birbirimize de kızıyoruz. İkisi aynı şey. Nasıl İkisi aynı şey ya? Karıştırma. Burada kızabilirim. Oradan kötü bir duruma düştüğünde de üzülebilirim. Bu insani bir şey. Sizin de biz de aynısını yaşıyoruz. Sen diyemezsin bunu. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Bahar'a ben burada kıyafetlerine yorumlamam gerektiği gibi yorumluyorum. Biz dışarıda sadece, bize zaten bu platforma taşımayın demişlerdi. Evet, öyle değil mi? Evet. Biz dışarıda arkadaşız. Burada birbirimize ben onun kıyafetiyle ilgili kötü yorum da yapabilirim. Gördüğümü ki, söylerim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi nasıl ki aranız bozulduğunda... Farklı farklı sesler, ama yorumlar yaptılar. Ama birbirimize iğneleyici laflar şu anda da söylese ben yine aynı tepkimi gösteririm. O zaman da söylediler, şimdi de söyleyecek. Bu ama sefer başka olan şey üzerine gelecek. Sadece konuşuyoruz. O yüzden net bazı şeyler net belli değil. Ay bunları olmuyor. Bileceksiniz. Devamında da olduğu şeyler akabinde netleşince sonuçta yine şimdi aynı sonuç oluyor yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen doğrusunu savunan... Evet ben doğruyum. Her zaman savunan ama bir insan. Ama kendi doğrunu savunuyorsun. Evet. Ama senin doğrunun değişip değişmediğine dair bir şey konuşmuyoruz biz burada. Evet. Sadece doğrunu savunuyorsun. Ama o değişebiliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Değil mi? Evet. İşte bunun üzerine insanların sana tepki göstermesi gayet doğal. Bu kadar feveri anlatmana gerek yok. Bugün bundan karşılık hayır, alacaksın. Hayır biz zaten şu an arkadaşlarım şu an bu platformdaki olaydan rahatsız değil ki. Selay bunu böyle taşıdı. Biz sen arkada konuşuyor olabiliriz. Bak, sen bunu dengesini kurabiliyor olabilirsin ama... Bahar kuramıyor belki de. Selay Hanım bir şey hatırlat. Ay Selay Hanım ne? Öykü Hanım bir şey hatırlatmak istiyorum. Ben Bahar'la Yağmur'un aralarının bozulacağını söylediğim zaman Selay kıyameti kopartmıştı.
Sonra kalkıp demişti ki sen ne kadar katı bir insansın, yok şöylesin yok böyle, evet. İnsanlar dedim, arkadaşlarına küsebilirler, arkadaşlarıyla barışabilirler. Evet, barışabilirler. İşte senin hali çok çirkin, senin yüzüne bakamıyorum tarzında cümleler kuruyor. Ya sen bana diyorsun şimdi ki bizim çizgimiz hep net diyorsun. Sohbet Allah ediyor diye Allah. Kalkıp durumu ortaya çıkartır. Tamam, Sela'yı yani, nasıl kıvırdı da ortada yani. Çıkarıp Sela'ya bir şekilde ulaşmak istiyorsun, anlıyorum. Esin, çok hararetliydin. Çok merak ediyoruz. Nedir isyanın? Hayır yani düzgün kalkıp Türkçe da anne. Orada sen düzgün bir Türkçe öğren. Önce buraya bence yarışmacı olarak gelmen tam bir fiyasko. Önce bedenleri öğren, sonra giyinmeye başla. Altındaki etek bence benim veya işte Zeynep'in giyebileceği bir etek. Oturmaktan her tarafından patladı. Buradan böyle dikişlerin falan görünüyor. Yırtmaç diye burada belki kıvıracaksın onu. Ama dikişler görünüyor. Bayağı patlamış. Evet, bunu da ben söyledim. Çünkü ben buraya gelirken bu kıyafetlerimle geliyorum. İçeride uyuyorum, takılıyorum. İyi ve yırttım söyledim. Ve ben söyledim. Sen söylemeseydin ben bunu fark edemeyecektim. Çünkü göremiyorum buradan orayı. Ayrıca kafandaki şapka ve şapka çantanı bilmiyorum ne mantıkla aldın. Çok fazla görünüyorsun. Ama sevindim, üstünü kapatmışsın. Bu kadar. Geçelim. Son yorum alayım. Ayakkabını ve ceketini beğendim. Dediğin gibi, Esin de dediği gibi şapka ve şapka olayını beğenmedim. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Bahar'ın gerçekten içeride yaptığı şeyleri buraya taşıdığımızda yapmıyorum, etmiyorum demelerinden gerçekten sıkıldım ben ya. Yani bir insan daha ne kadar dürüst olmamayı ilerletebilir ki? Ya da ne kadar burada masum oynayabilir ki? Birisi galiba seni kandırdı, insanlar seni kıskanıyor diye. Sen de bunun üzerinden herkese yürüyorsun Bahar ama yanlış bir yoldasın hayatım. Böyle olmaz çünkü yani. İçeride gelip 5000 lirayı ben aldım, onu ben yaptım, bunu ben... 5000 lirayı aldın da ne oldu? Elemeye çıktın. Ne oldu? İnsanları kışkırttığını bence farkındasın. Zaten bunu bilinçli yapıyorsun kesinlikle. Yes. Evet, bilinçli yapıyorsun. Hı. Ve insanlar burada sana onun konusunu açtığında da sen burada ağlayıp bana şımarık diyorlar, şımarık diyorlar, bana kötü davranıyorlar deyip masuma oynuyorsun. Ama olmuyor yani. Yapamıyorsun bence. Burada da diyorsun ya 3 saniye cevap verebiliyorum. Herkesin ağzında bir bahar, herkesin bahsettiğiniz bahar, şeyler herkesin ağzında bahar olmasının sebebi sensin Bahar. Ben sizi tanıdım. Çünkü bizi kışkırtan sensin Bahar. Ben konuşuyorum. Rezil farkında değil. Mısın? Rica ediyorum. Yarışmacı arkadaşların tepki gösteriyorlar. Bazen haklı oluyorlar farkındaysan eğer. Çünkü kışkırtıyorsun. Yapma. Ama bu nasıl bir kışmak yani? Esin'i gördünüz mü? Çıldırdı orada, şok oldu. Dinler misin? Lütfen dinlemeyi de öğren artık. Çok ciddiyim. Bunu bir strateji olarak, bilinçli olarak yapıyorsan, ha bu da bir tercihtir. Onu bilemem. Ama ne kadar da çok üstüme geliyorlar, ne kadar da çok konuşuluyorum ben burada diye düşünüyorsan, onu da bilemem. Ama kendine olan aşkın tamam, onu kabul ettik. O başka bir şey, o senin tercihin. Ama başkalarını ezecek şekilde konuşmaya hakkın yok burada. Evet, ben onlara o şekilde konuşmalar yaptım. En başından beri bunu, yapmadım da demiyorum. Bu konuşmalara sebep sebebini oluyorsun sebebini de açıkladım sonra. Gala gecesinde bana yapılan tamam, şeyin haksızlık olduğunu yapma düşündüm. Yani bu kadroda ben buraya elenmek üzere çıkmamalıyım. Benim mantalitem bu. Bu şekilde siz de bana bunu herkes yaşattığınız için ben de size onu yaşatmak istedim. Herkes aynı şeyi düşünüyorsa ne olacak? Herkes aynı şeyi düşünüyorsa ne olacak? Evet, bu da hepinizin kıskandığını gösterecek. Ben Bahar'ın vücut ölçülerine göre uygun giymediğimi söylediğim zaman buradaki birçok kişi bana tepki göstermişti. Şu an hemen hemen hepsi aynı yorumu yapıyor. Ben arkadaşların yani. Dengesizliğini bir de çözemiyorum. Şey benim bütün kıyafetlerim gardırobumdan her gün ben markete bile giderken bunları giydiğimden buraya gelirken de bunları giyiyorum. Sizin gibi böyle pamuklarla falan getirmedim. O zaman özenmediğini. İçeride de uyurken ben yırttım ve önünüzden diye geçerken hatta dedim ki bakın eteğim patladı, uf patladı falan yaptım. Ben onu bilmiyorum bir ama şey ekleyebilir miyim? Senin söylemiş olduğun yorumla ya da şu tutumunla gerçekten hiç özenmediğini, hiç önemsemediğini, aman bana ne, ben oraya eğlenmeye gidiyorum zaten, hayal kahramanı olmak için can atıyorum diyerek peki. Geldiğini görüyorum. Peki, Dilara bile yorum yapmak istediğine göre bir şey söyleyeceğim. Bahar buraya geldiğinde benim karşımdaki manzara Bahar'ı bekleyen kumrular gibisiniz gerçekten. Ben Bahar tek bir olmasa ne konuşacaksınız çok merak ediyorum. Dilara. Aklıma gelen tek bir detayı tabii. Söyleyeceğim. Herhalde seni kıskanırlardı bana sonra. Gala gecesinde
Ivana Hanım hafta içi bu kadar kısa etek giymemeni istiyorum diye bir uyarıda bulunmuştu. Kesinlikle. O da farkında zaten bunun ama bugün de yine aynı kısalıkta etek giyerek saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Başka bir yorum. Alternatif şeyler de getirmiştim. En çok bunu beğendim bir anda. Beğendiğim şey olsun istedim ama çok haklısın. Hatam. Uyarılmıştım. Bence bir kadın evet dekolte giyinebilir ama yırtık bir kıyafet asla giymemeli. Asla. Yani sadece burası için değil, sokağa insanlar bile. İnsanlar çoraplarını yırtıyorlar. Asla. Benim de kalçalarım eteğimi yırttı. Ama bu öyle bir çorap değil. Bence çok vahşi bu ve iğrenç. Bu öyle bir çorap değil. Ben sadece sana tavsiyede bulunuyorum Bahar. Bu şey yeter. Bütün düşüncelerini tek bir seferde konuşmana yapma. Kötü bir şey söylemiyorum hayır, yani. Hayır doyamadın konuşmaya da o yüzden söylüyorum. Hazır mısın? Bir ikinci tutamıyorum. Geçebilirsin. Baharcan'dan ayakkabı 500 lira, etek 300 lira, ceket 300 lira, gömlek 100 lira, çanta 260 lira. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Duyduklarım beni biraz şaşırttı. Aslında çok da şaşırtmadı ama benden sana bir abi tavsiyesi. Kulağına küpe olsun. Hı hı. Özgüven, kendine güvenmek başka bir şey. Hadsizlik başka bir şey. Sen biraz hadsiz bir kızsın. Çok biraz daha bak, biraz daha karşındakileri dinlemeye öğren. Sürekli ben diye kendini ortalara atma. Sen 5000 lirayı aldın, pardon hayır, sen... Hayır ben 5000 TL cümlesini, ben hatırlamıyorum hayır, ama öyle bir onu şey onu aldığında arkadaşlarının yanından geçerken öyle konuşamazsın. İlk hafta olan Yeşim değil mi? Ben onu aldığımda o şekilde konuşmadım. Galada benim ismim verildiğine ve ben o tabloda kendimi gördüğümde o kadar sinirlenip ondan sonra o cümleleri hayatım, kullandım. Hayatım kızgınlıkla hareket etmişsin, hı-hı, ama... Yaşın küçük daha bunları kontrol etmeyi öğrenemedin. Sen oraya çıktığında şuna uyanmalısın. Ha, demek ki ben burada bir durumum. Benden rahatsız insanlar. Bence Yeşim'den sen stil öğrenmelisin. Senden daha stil bir kadın o. Onun bir gardırobu bile yok. Bir dinle, onları nereden bir dinle, buluyor, giyiyor, bir meçhul. Dinle, bir dinle. Ondan hiçbir şey öğrenmeyeceğim. O senden çok daha stil bir kız. Sen daha stilin oturmamış. Bir sürü konuda çok oturmuşsun. 30'luklara taş çıkarırsın mantık olarak ama stilin daha oturmamış senin. Çünkü senin stilin oturmuş olsa katılıyorum. Sen bir beden küçük etek giymişsin ve patlamış. Onun bak bir kadın içine girebildiği beden değildir. Giydiği kıyafet üzerinde en iyi duran bedendedir. Yani sen 36 beden bir kadın değilsin. Değilsin, sen 38 bedensin. 38 beden olmak kötü bir şey değil. Bu şekilde patlamış, daracık duran, yukarı toplanan bir etek giyeceğini, bunun bir beden büyüğünü giysen zımba gibi durursun. Anladın mı? Bu kadar bundan rahatsızsan o zaman diyet yapacaksın. Bunlar benim gerçekten gardırobumdaki hayatım gerçekten. Ve kilo aldığım bak için şimdi, şu an evet dar. Normalde şimdi, ben de gidip inatla buna gireceğim demiyorum. Kendi gardırobundakiler, sen kendi gardırobunla dünyanın en şık kadını ödülünü mü aldın? Hayır. O zaman kendi gardırobundan hayır, giyinmiş sadece... ol. Bir dinle kardeşim. Ay. Konuşma çabasındayım. Seninle bir yarışta değiliz. Sen oraya çıkıyorsun, ben burada seni eleştiriyorum, puan veriyorum. Şunu bir sok kafana. Allah'ım ya Rabbim ya. Hiç şık değilsin. Yanlış giyiniyorsun ve kusura bakma öğrenmen gereken çok şey var. Şıklık bir paket. Al bu da sana puanım. 5. Bahar hoş geldin. Merhaba. Biraz sabırlı olmalısın. Yani süper biraz bekle. Ya. Böyle bir şey söylemek istiyorum. Bugün çok güzel olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz dinle, biraz bekle, biraz şey... Sen daha küçüksün yani. Bilmiyorum 18 yaşında... Yani aslında o kadar küçük de değilsin ama... yani böyle bir şey var sende. Sabırsızlık var. Evet etek, mini etek artık bu hafta görmek istemiyorum dedim. Üstündeki bir beden küçük giymişsin. Her yerde patladı. Yani böyle bir etek giydiğin zaman şık olamazsın. Bahar'cığım bak. Patlamış, yırtmış özellikle olarak olabilir. Ama kaza olarak olmaz. Yani bazen yırtmış
kotlar giyiyoruz, yırtmış pantolonu giyiyoruz, yırtmış etekleri giyiyoruz ama onlar üretim olarak giyiyoruz. Cool tarz olarak ama bu olmaz, bu cool olamaz. Üstündeki çizgi ceket olabilir. Ben sevdim, gömleğini de sevdim. İki şapka yorumu beğenmedim. Bir tane çıkart, kafadaki çıkart. Sev, buna sanırım toka taktık, onu çıkaramayabilirim. Tamam, çıkartma. Ayakkabı parmakı görmek istemezdim ben buradan. Normalde 6 verecektim ama puan kırıyorum çünkü ete giymişsin, mini etek, 5 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Aa, çok merhaba. Siz nasılsınız hanımefendi? İyiyim Nur Yertiş hanımefendi. Şimdi hep izledim, dinledim yorumları. Buraya geldin. Hakan Akkaya sana neler söyledi ki haklıydı. Ondan sonra geldin. Ay İvana Hanım bugün çok şıksınız dedin. Bu şeyi anlayamadım ben. Hiçbir şeyi duymamış olman yani aldırmamış olman. Sanki yüzüne bir teneke takmışsın kulaklarına. Hiçbir şey sana söylenmemiş gibi. Hayır, her şeyi duyuyorum, çok da önemsiyorum ancak İvana Sarıçan'ın arka tarafta da çok beğenmiştim, burada da çok beğendim. Hayır, tabii ki. Söylemek istedim bir anda. Şimdi ne demek istediğimi anlamadın. Yani diyorum ki bu kadar olay, bu kadar sana bağırdı arkasından İvana Hanım çok şıksınız derken yani sanki Hakan'ı hiç dinlememişsin, sen umurumda değilsin de demek istedim. Öyle bir şey olamaz. Tabii ki İvana şık kadın yani. Tarzı olmasa bu masada ne işi var zaten? Senin demenle mi oldu? Diyebilirsin de ayrıca ama nasıl umursamadan söylüyorsun? Yani o kadar lafı işitmişsin. Hey İvana Hanım çok şıksınız. Veya bana diyebilirdin. Veya Öykü Hanım'a. Aa, Öykü Hanım çok şıksınız. Biraz bu şeye giriyor. Söyleyemiyorum. Umursamamaya giriyor. Umursamamaya yani. Umursamama. Yani sizi umursamıyorum diyorsun. Bana göre. Aynen. Bütün arkadaşlarının yaptığı yorumun aynısına ben yapıyorum. İki şapka bir arada olmaz. Üstündeki ceketini, montunu çok beğendim. O çizmeler, ayağındaki botlar olmamış. O etek sana iki beden küçük. Hatta bir de değil, iki. Evet. İki beden. Zayıfla biraz. Zayıflayayım mı? Evet. Ay yok canım, kilo al. Benim gibi ol, kilo al. Beni böyle tombiş tombiş sevmiyor musunuz? Ben beğendim. Benzetiyorlar ama ben sürekli. Çok zevk görmek istemezdim mesela. Ben belki. Vücudunu çok beğendim. Yani tam bir kadın hakları. Bir oturmamış daha. Azıcık belki spor yapabilirsin. Evet. Çok haklısınız. Asla spor yapmıyorum ve sürekli fast food yiyorum. Hiç de belli etmiyorsun. Ne kadar tam abi, bir kötü örneksin. Ben inanamıyorum yani bu ne, yemin ediyorum senin. Bana yorumlar geliyor da sürekli hani ne yapıyorsun? İşte spor yapıyor musun? Buradan ne onlara cevap geliyor? Verdim. Ha bize cevap vermedin, onlara cevap verdin. Sokakta ne diyorlar sana yani dışarıda? Sokakta bilmiyorum. Gelip birebir iletişim kurmaya deneyen biri olmadı. Ama Instagram'da direkt mesajdan ya da yorumlardan. Sen gene bir satın almışsın. Birdenbire 100 bin olmuşsun. Ben satın falan almadım. Zaten profilim program başladığından beri kitli. Kitli profilde de satın falan alınmaz bence. Ayrıca bir hafta boyunca takipçi isteklerimi kabul etmedim. Özellikle biraz merak etsinler diye. O parmağını indir bakayım. Sonradan ettim hepsini. Kesinlikle kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok yani. Araştırılsın, takipçilerime bakın. Satın alma falan yok. Çok ciddiyim. Ben inanmıyorum. Ayrıca benim o zaman f***lerime de satın alıyorum. Çünkü benim hesaplarım da var. Sahte hesap. Sahte hesaplarım. Bahar Canan official falan diye açılıyor. Onlar niye 70K? Onları da mı alıyorum? Çok param varmış. Ay papuç kadar da dilin ama var. Ama böyle söyleyince çok sinir oluyorum. Nur Ertiş hanımefendi. Çünkü size söyleyince direkt K oluyor bu söyledikleriniz. Ha. Ona hemen ben tepki vereyim ki öyleymiş gibi kalmasın. Ha öyle mi? Üzerime. Evet çünkü ben iddia ediyorum. İddia ediyorum bir haftanın içinde 60 binken 100 bin olamazsın. Oldum.
Olamazsın. Oğlum ve bence devam ederse de zaten bunun kanıtı ben her hafta tutup da takipçi satın alamayacağıma göre. Ben şüpheye düşürüm. Ya da alsasınlar beni yani. Ben niye böyle bir şeyi üzerime kabul edeyim ki? Ay bu ne kadar yapsınlar? Mı hayran oldular sana yani? Bu kadar mı stiline hayran oldular senin? Bilmiyorum gerçekten ama o profilden değil de bu profilden baktığımda iyi giyindiğimi düşünüyorum. Beceremiyorsun. Vücudunu tanımıyorsun. Devamlı bir etek giyiyorsun. Şöyle bir şey, özür dilerim tekrar. Benim vücudum çok sık değişiyor. Evet şu ankini tanımıyorum sanırım. Ben de fark ettim. Aynaya baktım. Evet ben de beğenmedim. Etek dardı ve oturunca patlıyor. Ama değiştiği için yani ben bu kıyafetleri giydiğimde bana önceden yakışıyordu. Bugün yakışmamış. Özür dilerim. Çirkin göründüm. Bir de özür dilerimi çok kullanıyorsun Bahar. Ben ama hiç sevmem. Ama sürekli özür yapıyorum ya ben. Ve siz de sürekli söylüyorsunuz ya. Mesela benim sayfama, Instagram hesabıma seninle ilgili o kadar çok şey geliyor ki sana anlatamam. Bu kız gitsin hatta ikiniz Yağmur ve sen sizi sevmiyorlar. Niye bilmiyorum. Gitmenizi istiyorlar. Neden? Çoğu kişi diyor ki mesela çok bakıyorum profiline giriyorum. Çok aklı başında hanımefendiler. Diyorlar ki Türkçemizi katlediyor. Üst üste konuşuyorlar. Bu kız gerçek mi, hakikat mi? Ben de tabii tam yazacaktım. Sonra bir durdum. Vallahi ben de sizin gibiyim. Ben de farkında değilim. Bu Bahar hakikat mi, gerçek mi, hayal mi ne olduğunun. Ay ne oldu? Öyle bir cevap dur. Vereyim mi? Hadi ver. Benim anne babam akademisyen, çok düzgün Türkçe konuşan bir ailenin Türkçe bilen bir kızıyım. Ve bebek Türkçesini de muhtemelen onlardan daha erken yaşta da öğrendim. Fakat burada bazı kelimeleri biz özellikle hani böyle yapıyoruz ki eğlenelim. Niye bizim arkadaş grubumuzda bunlar yapılıyor. Biz bu şekilde eğleniyoruz. Ben senden çok umutluydum. Belki bu hafta dedim Bahar daha sakin gelecek. Hem ve hal ve davranışları hem de kıyafet olarak. Kıyafetin %50 o, zaten yorumu yapmıştım. 5. Hoşça kal Bahar. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle.